Evet, Atatürk döneminde yapılan inkılaplara devam ediyoruz. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları işleyeceğiz. Tabi sadece eğitim alanında yapılan çalışmalara değinmeyeceğiz. Heykelcilik, tiyatro, konservatuvar, müzecilik, fakülteler, üniversiteler gibi konulara da değineceğiz. Arkadaşlar, şimdi eğitim alanında yapılan ilk inkılap Tehrîb-i Tedrîsat Kanunu'dur. Biliyorsunuz halifeliğin kaldırıldığı gün çıkarılan bir kanundur. Tehrîb-i Tedrîsat Kanunu amacı nedir? Tehrîb-i Tedrîsat Kanunu amacı eğitim öğretimde birliği sağlamak ve tüm eğitim kurumlarını devlet denetimi altına almaktır. Eğitim öğretim kurumlarını devlet denetimi altına almak ve eğitim öğretimde birliği sağlamaktır. Yani aslında şöyle de bir cümle kullanırsak amaç nedir? Aynı duygu ve düşünceyi paylaşmış ve kaynaşmış bir toplum oluşturmaktır. Bunu unutmayın. Aynı duygu ve düşünceyi paylaşmış ve kaynaşmış bir toplum oluşturmaktır. Dolayısıyla Tehrîb-i Tedrîsat milliyetçilik anlayışıyla ilgilidir diyoruz. Milli bir eğitim yaratma düşüncesiyle ilgilidir. Yine Tehrîb-i Tedrîsat'ın bir başka boyutu vardır. Tehrîb-i Tedrîsat dini eğitim ile pozitif bilimlerin eğitiminin birbirinden ayrılmasını öngörmüştür. Dini eğitimin modern imam hatip okullarında din hizmetlilerinin imam hatip liselerinden yetiştirilmesini ve teolojik ve dini bir takım araştırmacıların da modern ilahiyat fakültelerinden yetiştirilmesini öngörmüştür. Yani dini eğitim ile pozitif bilimlerin eğitiminin birbirinden ayrılmasını öngörmüştür. Dolayısıyla da Tehrîb-i Tedrîsat laik ve çağdaş eğitim anlayışıyla ilgilidir diyoruz. Zaten Tehrîb-i Tedrîsat dini eğitimi ayrı okullarda verilmesini öngörüp modern imam hatip okullarında eğitimi verilmesini istediği için de dolaylı olarak medreselerin kapatılmasını da öngörecektir. Zaten Tehrîb-i Tedrîsat kanunundan 8 gün sonra 11 Mart 1924 tarihinde medreseler de kapatılmıştır. Yine 1925 tarihinde yabancı okullara yönelik düzenlemeler de getirilmiştir. Aslında yani eski konularımızı hatırlarsanız Lozan Barış Antlaşması'ndaki yabancı okullarla ilgili alınan kararlar artık yavaş yavaş uygulamaya kurulmaya çalışılacaktır. İşte hatırlayın. Yani yabancı okulların Türk müfettişleri tarafından denetlenmesi, yabancı okullarda bir Türk müdür yardımcısının olması, yabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin zorunlu olması, Türkçe okutulması ve Türk vatandaşı öğretmenler tarafından okutulması gibi artık Lozan'da alınan kararlar uygulanmaya başlanmıştır diyoruz. İşte bu durum Fransa'yla dış politikada ne yapacaktır? Sorun yaratacaktır. Bunu iyi öğrenin. Çünkü ileride dış politikada Fransa'yla yaşanan sorunlar arasında yabancı okullar sorununa da değineceğiz. Evet, eğitim alanında yapılan çalışmalar içerisinde en önemlisi ise Maarif Teşkilatı hakkında kanundur. Maarif Teşkilatı hakkında kanun, Tevhid-i Tedrîsat Kanunu'nu uygulayan, Tevhid-i Tedrîsat Kanunu'nun öngördüğü ilkeleri hayata geçiren bir kanundur. Bunu unutmuyorsunuz. Ve Tevhid-i Tedrîsat Kanunu ile Maarif Teşkilatı hakkında kanunu da birbirinden ayırt edeceksiniz. Mesela arkadaşlar, Maarif Teşkilatı hakkında kanun, bugünkü bizim Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatımızın temellerini oluşturan bir kanundur. Bu bir. İkincisi, tüm ülkede ve okullarda aynı plan ve program doğrultusunda eğitimin verilmesini öngören bir kanundur. Yani bütün liselerde aynı program veya ortaokullarda, ilkokullarda aynı program üzerine eğitimi verilmesini öngören bir kanun. Programda birliği öngören bir kanun. Amaç nedir? Duygu ve düşüncede birlikteliği sağlamış bir nesil yetiştirmektir. Dolayısıyla Maarif Teşkilatı hakkında kanun, milli eğitim ve milliyetçilik ilkesiyle ilişkilidir. Yine Maarif Teşkilatı hakkında kanunla eğitimin parasız, zorunlu, hatta şuraya da yazalım, karma eğitim olarak verilmesini istemiştir. Parasız, zorunlu ve karma eğitim olarak verilmesini istemiştir.
Aynı zamanda eğitimde burslu ve yatılı okulların açılmasını da öngörmüştür. Yani eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yöneliktir. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yöneliktir. Halkçılık ilkesiyle ilişkilidir. Tabii Maarif Teşkilatı hakkında kanun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni olmadan okulların açılmayacağı prensibini benimsemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni olmadan okulların açılmayacağı prensibini benimsemiştir. Bir de Maarif Teşkilatı hakkında kanun yine dini eğitim ile pozitif bilimlerin eğitimini birbirinden ayırmasını görmüştür. Yani aynı temelde bir zaten işte dedik ya uygulayıcısıdır. Maarif Teşkilatı hakkında kanun milli, halkçı, eşitliğe dayalı, eğitimi yaygınlaştıran, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya çalışan, laik ve çağdaş bir eğitim anlayışını öngörmüştür diyoruz. Evet, 1928 yılında harf inkılabı, 1928 yılında harf inkılabı yapılmıştır. Yani Arap harflerinin yerine Latin harflerini ses sistemimize uygulayarak ve uyarlayarak bir yerin Türk alfabesi çalışmaları başlatılacak. Amaç nedir? Yani hep söyledim, bir inkılabı öğrenirken amacını öğrenin. Amacını öğrendiğinizde daha rahat yorum yaparsınız. Amaç nedir? Amaç okuma yazmayı kolaylaştırma, okuma yazma oranını artırmadır. Amaç nedir? Okuma bilenle bilmeyen arasındaki o eşitsizliği ortadan kaldırmadır. Çünkü Osmanlı Devleti'nde okuma yazma oranı, o da İstanbul'da iyi oranında, İstanbul'da %10-%12 civarındadır. Daha böyle taşraya gittiğinizde %7'lere, 5'lere kadar inen bir oran var. Yani ülkenin %90 okuma yazma bilmiyor. İşte amaç daha böyle okuma yazmayı öğrenilebilir bir alfabe sistemine geçip okuma yazmayı kolaylaştırmak ve okuma yazma oranını artırmaktır. Şimdi bu anlamda düşündüğünüzde, bakın bu anlamda düşündüğünüzde harf inkılabı halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Harf inkılabının bir başka amacı daha vardır. O da Avrupa ile kültürel ilişkileri kolaylaştırmaktır. Yani çağdaşlaşma diyoruz. İnkılapçılık dediğimiz çağdaşlaşma diyoruz. Bir de arkadaşlar, harf inkılabı yazı diliyle konuşma dili arasındaki uyumsuzluğu gidermektir. Şimdi bu ne demektir? Yazı diliyle konuşma dili arasındaki uyumsuzluğu gidermek demek ne demektir? Bakın, Arap alfabesi Türkçe ses sistemine uygun bir alfabe değildir. Mesela Arap alfabesinde 3 tane S sesi var. Sap var, sin var ve perteks var. Türkçe'de ise 1 tane S sesi var. Arap alfabesinde 2 tane Z sesi var. Z var ve perteks var. Veya H harfi de öyledir. H var, H var, H var. Ama Türkçe'de 1 tane H sesi var. Yani Arap alfabesi bizim Türkçe ses sistemimize uygun da bir alfabe değildir. Yazı diliyle alfabe diyoruz. Konuşma dili yani Türkçe'yi birbirine uygun hale getirmedir diyebiliriz. Evet, tabii ki milliyetçilik ve halkçılık ilkeleriyle ilgili bu anlamda düşündüğümüzde. Bir de alfabede değişiklik yapılırken Latin alfabesi olduğu gibi alınmamıştır. Mesela bizim sesimizde olmayan X, Q, W alınmamıştır. Bu bir. İkincisi ve bize uygun hale getirilmiştir. İşte Ş gibi, Ç gibi veya noktalama İ gibi bir takım ondan sonra harflere ne yapılmıştır? Sesimize uygun hale getirilmiştir diyoruz. O zaman Latin alfabesi olduğu gibi alınmamıştır. Ve bir Türk alfabesi vurgusu söz konusu olursa tabii ki milliyetçiliğe gideceğiz. İşte harf inkılabı yapılmıştır. Ondan sonra da yeni alfabe doğrultusunda okuma yazma oranını artırmak amacıyla yurt satında bir okuma yazma seferberliği başlatılmıştır. Atatürk bizzat okuma yazma seferberliğine kendisi öğretici olarak katılmıştır. Ve baş öğretmen olarak dönemin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından baş öğretmen olarak kabul edilmiştir diyoruz. Yalnız bunu şunu unutmayacaksınız. 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olarak kutlanması 1981'den itibarendir. Ama Atatürk'ün
Bakanlar Kurulu tarafından baş öğretmen olarak ilan edilmesi ise bu işte 24 Kasım 1928 sonrasıdır. Bunu da unutmuyorsunuz. Millet mekteplerinin açılmasının amacı nedir? Okuma yazma oranını artırmaktır. Halkçılıkla ilgilidir. Ve halka yönelik yine okuma yazma çalışmaları yapmak için de Halk Mecmuası isminde bir dergide çıkarılmıştır. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumları üzerinde duracağız. Türk Tarih Kurumu'nun açılmasının amacı nedir? Şimdi 1930'larda Avrupa'da Türkiye'yi hakir gören, Türk milletini hakir gören, barbar gören, geri gören, böyle yobaz gören bir anlayış hakim. Ve buna yönelik makaleler yazılıyor vesaire vesaire. İşte Atatürk'te özellikle Türk kültürünün köklerini, Türk dilinin köklerini, Türk tarihinin ne kadar eski bir tarihe ve maziye sahip olduğunu göstermek için bir takım araştırmalar yapılmasını istemiştir. Önce bu araştırmalar Türk Ocakları aracılığıyla yapılmıştır. Daha sonra da 1931 tarihinde Türk Tarih Kurumu kurulmuştur. Şimdi Türk Tarih Kurumu, şunu unutmayın, bir eğitim ve öğretim kurumu değildir. Bir eğitim ve öğretim kurumu değildir. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu bir araştırma kurumudur. Araştırma kurumudur. Evet, Türk Tarih Kurumu'nun amacı ne? Eski Türk tarihini, yani İslam'dan önceki Türk tarihini araştırmak amacıyla açılmıştır. Bir de şunu bilelim, Osmanlı Devleti'nde tarih anlayışı İslam tarihiyle başlıyor. İslam tarihiyle başlıyor. Yani İslam'dan önceki Türk tarihi veya eski Türk tarihi karanlık bir tarih olarak daha çok algılanmıştır. 1870'lerden sonra İslam'dan önceki Türk tarihiyle ilgili ufak tefek çalışmalar yapılmıştır. Ama genel anlamda İslam'la birlikte tarih anlayışı hakimdir Osmanlı'da. İşte Türk tarihinin amacı, Türk Tarih Kurumu'nun amacı nedir? Dine, yani ümmete dayalı bir tarih anlayışı yerine milletin eski köklerini ve kültürünü ortaya çıkarmaya yönelik açılmış bir kurumdur diyoruz. Ve bir de Türklerin dünya medeniyetine olan katkılarını ortaya koymaya yönelik açılmış bir kurumdur diyoruz. Bunun yanında arkadaşlar şunu da unutmayın. Tarih araştırmaları ve dil araştırmalarının yayınlanması için de bir belleten dergisi çıkarılmıştır diyebiliriz. Evet, Türk Dil Kurumu'na gelince. Türk Dil Kurumu'nun amacı nedir? Türk Dil Kurumu'nun amacı Türkçeyi sadeleştirmektir. Ülkede bir dil birliği oluşturmaktır. Halkın anlayabileceği bir dil ile yola devam etmektir. Çünkü Osmanlıca içerisinde Arapça-Farsça terkipler, Arapça-Farsça tamlamalar vardır. Yani halkın konuştuğu sade dil ile devletin konuştuğu imparatorluk dediğimiz yazışma dili arasında da çok ciddi anlamda uçurumlar söz konusudur. İşte amaç ne? Amaç dilde sadeleşmeyi gerçekleştirip halk ile devlet arasındaki bu dil dediğimiz anlaşmayı uyuşma haline getirmektir. Bu anlamda düşündüğümüzde milliyetçilik ve halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Evet, milliyetçilik ve dilde sadeleşme vurgusu tabii ki hem milliyetçilik hem de halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Bir de Türkçe'yi bilim dili haline getirmek için aynı zamanda Türk Dil Kurumu araştırmalar yapmıştır. Mesela bu doğrultuda ilk adımı Atatürk'ün kendisi atmıştır. Geometri kitabını yazmıştır. Bugün bizim matematikte ve geometride kullandığımız bir takım terimlerin Osmanlıca karşılığı olan şu anki kullandığımız terimlerin karşılığını Atatürk vermiştir. Evet, bir de Türkçenin zenginliğini ortaya koyma amaçlanmıştır diyoruz. Evet, 1932'de halk evleri açılmıştır. Halk evleri, şunu unutmuyorsunuz, Türk ocakları kapatılmıştır, yerine açılmıştır. Yerine açılmıştır. Peki Türk Ocakları niye kapatılmıştır? Türk Ocakları biliyorsunuz 1912'de açılmıştır. Ve uzun zaman halka bilim, sanat, kültür, dil, tarih gibi konularda aydınlatıcı çalışmalar yapmıştır. 1930'lara gelindiğinde Türk Ocakları'nın genel başkanı Hamdullah Supi Tanrıöver Serbest Cumhuriyet Fırkası'ndan aday olmuştur.
Öyle olunca CHP'ye muhalif bir görüntü ortaya çıkarmış Türk Ocakları. Bir anlamda Türk Ocakları Hamdullah Supi Tanrıver şahsından siyasete de giriyor. İşte bu durum kapatılmasının önemli nedenlerindendir. Bir de Türk Ocakları, işte Orta Asya Türkleriyle ilgili, Türk diliyle ilgili, Orta Asya Türk veya Türk dünyasındaki dil birliğiyle ilgili çalışmalar yapıyor. Tabii ki bu arada 1930 sonrası Sovyetler Birliği'yle de bizim Sovyet Rusya'yla da bizim ilişkilerimiz artmaya başlamıştır. Yani Türk Ocakları'nın faaliyetleriyle dış politikada Sovyet Rusya'ya yanaşma siyaseti artık birbirine de ters düşmektedir. Bunun için de kapatılmıştır. Birçok sebepler söyleyebiliriz ama siz sınava hazırlık olarak şunu düşüneceksiniz. Türk Ocakları yerine halk evleri açılmıştır. Türk Ocakları'nın yayın organı neydi? Türk Ocakları'nın yayın organı Türk Yurdu Dergisi'dir. Türk Ocakları ile beraber Türk Yurdu Dergisi de kapatılmış ve halk evlerinin resmi yayın organı Ülkü Dergisi'dir. Ve bundan sonra da halk evleri Ülkü Dergisi üzerinden yayın yapacaktır. Peki halk evlerinde ne gibi faaliyetler bulunmuştur? Aslında halk evleri çok geniş bir yelpaze üzerine faaliyetler bulunmuştur. İşte sanat, müzik, tiyatro, halkı bilgi ve beceri kazandırmak kursları, köylere kadar gidecek bir köycülük siyaseti, tarih gibi veya bilgi beceri gibi konulardan da sportif faaliyetleri de zaman zaman halk evlerinde olmuştur. Geniş bir yelpaze söz konusudur diyoruz. Arkadaşlar, halk evlerinin amacı nedir? Devletin kültür siyasetini halka benimsetmedir. Halkçılıktır. Ama yani şöyle bu olursa, devletin kültür siyasetini halka benimsetip ülkede bir kültür birliği yaratma bulgusu olursa tabii ki yine halkçılık ve milliyetçiliğe gideceksiniz. Evet. Son olarak şuna değineceğiz. Ondan sonra artık yer yer bazı hususlar var. Onlara değinmeye çalışacağız. Üniversite reformu 1933 yılında üniversite reformu kanunu çıkarılmıştır. Üniversite reformu kanunu Albert Malchin. Almanya'dan gelen işte dönemin bilim adamlarından Albert Malchin'in raporu doğrultusunda üniversite reformu kanunu hazırlanmıştır. Bunu sordular. Böyle zaman zaman değişik kişiler sorabiliyorlar. Evet. Üniversite kanununun çıkarılmasının amacı nedir? Akademik, bilimsel ve çağdaş bir üniversite anlayışına geçmektir. Çünkü Darülfünun artık yavaş yavaş çağın gerisinde kalmıştır. Darülfünun dünyadaki gelişmelere ayak uyduracak nitelikte bir bilimsel ve akademik çalışmalar yapma konusunda artık dünyanın gerisinde kalmaya başlamıştır. Bunun için dünya düzeyinde ve ölçeğinde çağdaş bir üniversite anlayışına geçilme ihtiyacı hissedilmiştir. İşte bunun için de Darülfünun kapatılmıştır. Unutmayın, Darülfünun kapatılmıştır. Yerine İstanbul Üniversitesi açılmıştır. Bakın çok net bir şey söylüyorum. Atatürk döneminde açılan tek üniversite İstanbul Üniversitesi'dir. Tabii yine Dil Tarih Coğrafya Fakültesi ve Ziraat Fakültesi de yine üniversite reformu doğrultusunda yapılan çalışmalardır. Gençler, üniversite reformu kanunu ne zaman çıkarılmıştır? 1933'te çıkarılmıştır. 1933 ve sonrası açılan fakülteler ve üniversiteler üniversite reformu doğrultusundadır. Yani bunu unutmuyorsunuz. Mesela burada hemen bir bilgi verelim. Şuraya bakalım. Atatürk döneminde açılan ilk fakülte nedir? Ankara Hukuk Fakültesidir. Ardından 1926 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü açılmıştır. Bunlar Atatürk döneminde açılan ilk fakültelerdir. Ama bu sorularda dikkat edin. Bunlar üniversite reformu doğrultusunda bir çalışma değildir. Biz ne dedik? Üniversite reformu doğrultusunda çalışmalar 1933 ve sonrası döneme aittir. Bunu unutmuyorsunuz. Evet, şimdi tekrar şuraya geliyoruz. Evet, Atatürk döneminde mesela heykelcilik çalışmaları da başlamıştır. İşte Atatürk döneminde heykelcilik çalışmalarının öncüsü Henry Klipper'dir. Yine
Atatürk döneminde Darül Elhan'ın yerine konservatuar çalışmaları başlamıştır. Yani çağdaş çok sesli Avrupa tarzında müzik çalışmalarına ağırlık verilmiştir. İşte bu konservatuar çalışmalarında Paul Hindemith ve Karl Ebert öncü olmuştur. Yine Osmanlı'daki Darül Bedai'nin yerine şehir tiyatroları çalışmaları söz konusudur. Opera çalışmaları yine bu döneme ağırlık vuracaktır diyoruz. Zaten opera çalışmalarında da yine Karl Ebert ve Paul Hindemith öncülüğünü yapmıştır. Atatürk döneminde müzecilik çalışmalarına da ağırlık verilmiştir. Mesela 3 Mart 1924 yılında Hanivel yurt dışına gönderilince Topkapı Sarayı 1924 yılında müzeye dönüştürmüş. Yani millete hediye edilmiştir. Yine Ayasofya Camii, Ayasofya Müzesi'ne dönüştürülmüştür. Dolmabahçe Sarayı'nda Veliaht Dairesi, işte resim ve heykelcilik müzesi olarak dönüştürülmüştür. Ankara'da Etnografya Müzesi ve Medeniyetler Müzesi'nde yine Atatürk dönemi müze çalışmaları içerisindedir. Bunu unutmuyorsunuz diyoruz. Evet, çok geniş bir konu, eğitim ve kültür alanında konu. Şimdilik bunları söyleyebiliriz. Biraz sonra yine Atatürk döneminde bu sefer sosyal alanda yapılan inkılapları işleyeceğiz.